Bize ne oldu? Sual. Severek yeni evlendim. Eşimin de bir kusuru yok. Çok iyi bir insan. Ancak ilk günden itibaren onu görünce çok tiksiniyorum. Yanıma yaklaşınca iğreniyorum. En ufak şeyde kavga etmeye başlıyoruz. Ailelerimiz de birbirine düştü. Delirmemek işten değil. Ne oldu bana böyle? Ayrılmaktan başka bir çare yok mu? Cevap. Bu durum çok kimsenin başına geliyor. Bu yüzden genel cevap verelim. Böyle üzücü durumların birkaç sebebi olabilir. Kötü niyetli insanlar herhangi bir sebeple bunlara büyü yapmış olabilir. Anne babalar veya akrabaları güya çocuklar birbirini sevsin diye büyü yaptırmış olabilir. İnanç ve ibadetlerinde noksanlık olabilir. İki taraftan birinde psikolojik rahatsızlık olabilir. Evlilik meselelerini iyi bilmemek olabilir. Nazar değmiş olabilir. Daha başka sebepler de olabilir. Esas sebep bilinirse çaresi daha kolay olur. Sebebi ne olursa olsun dinimizde her derdin çaresi vardır. Yeni evliler veya evinde aniden bu tür bilinmeyen huzursuzluklar başlayan aileler şunlara dikkat etmelidir. 1. Doğru imana, Ehl-i Sünnet itikadına sahip midir? Bunu kontrol etmelidir. 2. Gusül, abdest ve namazı doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de doğru kırınan namazın her türlü kötülükten alıkoyduğu bildirilmektedir. Namazın doğru olması için guslün ve abdestin de doğru olması gerekir. Bu bilgileri Tam ilmihal, Saadet-i Ebediyye gibi ilmihallerden öğrenmek iyi olur. 3. Ayatı hırzı tarifine uygun şekilde okumak ve muska şekline getirip üzerinde taşımak iyi olur. 4. Her gün 500 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumalı. Başlarken 100 ve bitirince yine 100 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demelidir. 5. Cünüp ve abdestsiz gezmemeye gayret etmelidir. 6 ağzında dolgu veya kaplaması varsa, maliki mezhebini taklit etmelidir. 7. Büyü yaptırmamalı, cinci hocalardan uzak durmalıdır. Cincilere ve büyücülere inanmak, Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine inanmak olup çok tehlikelidir. Büyü yapmayı öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır hayırlı iş için, mesela büyü çözmek için büyü yapmak da haramdır. Hadis-i şerifte, büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir buyuruldu. Büyü, insanları hasta eder, sevgi veya nefrete sebep olur. Büyü, kadınlara ve çocuklara daha çok etki eder. Büyünün tesiri kesin değildir. İlacın tesiri gibi olup, Allahü Teala dilerse tesirini yaratır. Dilerse tesirini yaratmaz. Şu halde büyücü büyüyle istediğini şüphesiz yapar, büyü muhakkak tesir eder diyen ve inanan dinden çıkar. Allahü Teala takdir etmişse büyü tesir edebilir demelidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, büyü küfre en yakın olan haramdır. Hadis-i şerifte, Müslüman büyü yapmaz, Allah saklasın, imanı gittikten sonra büyü tesir eder buyuruldu. İmam-ı Nevevi Hazretleri, büyü yaparken küfre sebep olan kelime ve iş olursa küfürdür. Böyle bir kelime ve iş olmazsa büyük günahtır buyuruyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, helake sürükleyen yedi şeyden biri büyüdür. Falcıya, büyücüye inanan, Kur'an'a inanmamış olur. Büyücüye inanan cennete giremez. Fal baktıran, falcıya inanmasa bile 40 gün namazı kabul olmaz. Fal bakmak, puta tapmak gibidir. Büyüden ve cin'den korunmak için. Sual: Ruhi sıkıntılardan, korkulardan, nazardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cin'den korunmak için hangi duaları okumalı? Cevap: Allahü Teala her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek, yetmiş kere estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bunlar maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara, ve cinden korunmak için kıymetli kitaplarda bildirilen şu duaların biri veya hepsi okunur. 1. Eûzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı. Eûzü Besmele ile iki kul eûzü okumalı. 2. Bir miktar suya, ayetel kürsi, ihlas ve muavizeteyn yani nas ve felak surelerini okumalı büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan suyla gusletmeli. 3. Sedir ağacının yedi tane yeşil yaprağı ezilip suyla karıştırılır. Üzerine ayetel kürsi, ihlas ve kul euzüler okunur. Üç yudum içip geri kalanla gusledilir. 4. Üç kere salavat ve fatiha, ayetel kürsi, kafirun, ihlas, felak ve nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir. 5. Fatiha, Ayetel Kürsi ve Dört Kul yani Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmekte olur. 6. Sabah akşam Bekara suresinin başından dört ayet ve ayetel kürsi ile ayetel kürsiden sonraki iki ayeti ve Bekara suresinin sonundaki üç ayet delinin üzerine okunursa iyi olur. 7. Sabah akşam 24 kere estağfirullah denir. Sonra estağfirullah el azim ellezi la ilaha illa hüvel hayyel kayyume ve etübü ileyh denir. Sonra 11 ihlas yedi Fatiha ve 33 üç kere Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Resulullah'ın, eshab-ı kiramın, evliyanın ve silsile-i aliye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her sabah, akşam böyle dua edilir. 8 günde 500 kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumalı. Bunu okumaya başlarken ve bitirince 100 kere salavat getirmeli. Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli. 9. Ha mim Mümin suresinin başından Masire kadar ve Ayetel Kürsi ve La ilaha illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir okumalı. 10. Cuma günü seher vakti sağ elinin içine Nisa suresi 100. ayeti ve men yahruçtan rahimaya kadar yazılır, sonra diliyle yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür. 11. Saradan kurtulmak ve cinden korunmak ve büyü çözmek için ayatı hırz okumalı abdest alınıp yedi istiğfar ve on bir salavat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar, kırk gün kadar devam etmeli. Her defası sonunda bir Fatiha okuyarak, sevabı Resulullah'ın, Vehaeddin Buhari, Ahmet Rıfai, ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ruhuna hediye edilmeli. Bir kopyası muska şeklinde yapılıp yanında taşınırsa sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur. Korku ve beladan korunmak için. Sual: Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı? Hangi duaları okumalı? Cevap: İmam-ı Rabbani Hazretleri talebeleriyle uzak bir yere giderken gece bir handa kaldılar. Bu gece bir bela zuhur edecektir. Besmele ile Bismillahillezi la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve semiul alim duasını üç defa okuyun buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için sabah akşam İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak üç defa okumalı. ayat hız okununca da bu duayı okumalı. Bir hadisi şerif meali. Bismillahillezi la yedirru ma asmihi şey'ün fil erdi ve la fis semai ve hüves semiul alim duasını sabah üç kere okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar hiç bela gelmez. Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için li okumalıdır. Gece ve gündüz hiç olmazsa on bir defa okumalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Eûzü bi kelimeti tammâti tammati min şerri ma halaka duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar hiçbir şey zarar veremez. Issız bir yerde bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, Ey Allah'ın kulları, bana yardım edin desin. Her yerde sizin görmediğiniz Allah'ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere Allah'ın kulları bana yardım edin demelidir. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil sözü her korku için bir emniyettir. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velekat'tan 39. ayetin sonuna Ala Ayniye'ye kadar olan kısım su geçirmez bir şeye yedi defa sarıp veya içi görünmeyecek şekilde PVC yaptırıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görünmüştür. İmam-ı Rabbani Hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okunmasını emrederdi. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kere salavat-ı şerife okumalıdır. Dertlerin, belaların gitmesi için istiğfar okumakta çok faydalıdır. Çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte istiğfara devam edeni, çok okuyanı Allahü Teala dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır buyuruldu. İstiğfar insanı her murada kavuşturur. Tövbe etmeli, istiğfarı çok okumalı bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü Teala istiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim buyurdu. İmam-ı Şarani Hazretleri, kuşluk namazına devam edene cin musallat olmaz buyurdu. Cin mektubunu yanında veya evinde bulundurana cin gelmez ve dadanmış olan cin de gider. Dua ilaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü Teala'nın verdiğine inanmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dert bela gelince Yunus Aleyhisselam'ın duasını okuyun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Cin zarar verebilir. Sual. Cin psikolojik zarar verebilir mi? Cevap. Evet zarar verebilir. Hastalık yapabilir. Hafaza melekleri İnsanı cinlerin zararından korurlar. Cin'den korunmak için ayatı hırzı üstümüzde taşımak gerekir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Evinde Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana o gün cin ve şeytan zarar veremez. Cinler insanların damarlarına kadar girip zarar verebilirler. Cinlerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak için çeşitli dualar vardır. Duaların en kıymetlisi, faydalısı Fatiha suresidir. Hadis-i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Hastaya okunursa hastalığı hafifler. Eceli gelmemişse iyi olur. Eceli gelmişse ruhunu teslim etmesi kolay olur. Mecmuatül Fevaid kitabında bir kimse cin mektubunu yanında taşısa veya evinde bulundursa bu kimseye eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cinde gider diyor. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu, fenle bulunan ilaçları kullanırdı, her ikisini karışık da kullanırdı. Muska Sual Muska'nın dinimizdeki yeri nedir? Cevap İçinde küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, cinci hoca denilen insanlara gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam ilmihal, saadet-i ebediyede, sihir, büyü bahsinde yeterli bilgi vardır. Şirinlik muskası Sual, karı kocanın arasını bulmak için şirinlik muskaları yapılıyor. Hanım beni sevsin diye böyle bir şirinlik muskası yapmam caiz mi? Cevap, İçinde küfre sebep olacak ifadeler yoksa veya haram olan bir yazı bulunmazsa caizdir caizdir derken Ehl i sünnet itikadını bildirdik. Kime olursa olsun yaptırılabilir demek değildir. Ancak bunu hiçbir ücret almayan ehl-i sünnet salih bir insan yapmalı. Böyle insan yoksa yaptırmamalı. Cinci hoca denilen insanlara gitmek caiz değildir. Muskaya tesir veren de Allahü Teala'dır. Yani her muska tesirli olmaz. İlaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Aslında karı kocanın ikisi de namazını kılar. Dinimizin güzel ahlakına uyarlarsa, birbirlerinin hak hukukuna riayet ederlerse böyle şeylere lüzum kalmaz. Bütün sıkıntıların asıl sebebi dine uymamaktır. Duanın kabul olması. Sual: Duanın kabul olması için ne yapmak gerekir? Cevap: Kur'an-ı Kerim'in ve duanın etki etmesi için bazı şartların gözetilmesi lazımdır okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan terhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.